Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün göklerin sırrı diyecektim. Yıldızların Aşkı 2. sezon 5. bölümdeyiz. Bölüm 5. Barış Çılatom. Amber'in kafasında olgunlaşmış olan plan ona huzur vermiyordu. Bir nükleer enerji santraline cüretkar bir baskın. Kulağa çılgınca geliyor. Omnius şimdiye kadar bunu paylaştığı tek kişiydi. Bundan önce her şeyi Ray ya da Todd başlatmıştı ama kendisi hiç başlatmamıştı. Herkesin nasıl çıldıracağını tahmin ediyorum. Umarım bunu başaracağız. Bizi hapse atmayacaklar. Bir nükleer santral istilası için kaç yıl veriyorlar? 200 mü 300 mü? Sanırım iyi davranışlar beni 100 yıla indirir. 100 kabul edilebilir. Amber ürpertici düşünceleri aklından uzaklaştırarak başını salladı. Böyle kesinlikle uyuyamayacağım. Son olaylar Amber'i oldukça değiştirmişti ve şimdi kendini yenilenmiş hissetmek istiyordu. Bunun için uzun zamandır birkaç şişe bir şeyler biriktirmiştim. İşte bu. Ne keskin bir koku. Saçımızı mı boyuyoruz? Allah korusun ailesi kokudan uyanmasın diye pencereyi açıp odayı iyice havalandırmak zorunda kaldı. Ay şaka yapıyorsun, bu ne? Bu Amber'in saçları beni benden alıyor gerçekten. Sen muhteşemsin. Annem yarın görecek ben ne yaptım. Birkaç saat sonra. Amber canım, kalkma zamanı. Bu da ne? Günaydın anne. Ne oldu? Babam bir saniyede ikinci kata fırladı. Bir atlayışla merdiveni aştı. Kocacığım, bunu görüyor musun? Aman tanrım, kadın. Kalbim neredeyse yerinden fırlayacaktı. Sence bu normal mi? Ah, seni tanıyamıyorum. Neyin var senin? Büyüyor muyum? Beceriklisin. Onu destekleme. Bence bu yeni arkadaşlar onu kötü etkiliyor. Onlarla bir ilgisi yok. Olanlar iyi. Kendime açıma yapabileceğim şeyler için onları suçlamayın. Onlar olmasaydı muhtemelen dikkat çekmek için daha da çılgınca şeyler yapıyor olurdum. Onlara daha yakından bakmalıyız. Evet, onlardan birini yemeğe çağır. Tamam, dersten sonra. Peki neredeler? Akira bile burada. Gerçi onun hiç ilgi gösterdiğini hatırlamıyorum. Merak etme, muhtemelen kalıcı olarak burada değilim. Sadece küçük bir iyilik yapıyorum, bir bahis diyebilirsin. Küçük bir iyilik yapıyorum, bahis. Görüyorum ki memnun değilsin. Artık bu kulüpteki en yakışıklı çocuk olduğumdan mı korkuyorsun? Akira'nın şu egosu. Bu bir iltifat mıydı? Sana vurmak için miydi? Yoksa ne? Burada entelektüel mizah yapıyoruz. Sizin bu şakalarınız değil. Ofisin kapısı açıldı mı, kapandı mı anlamadım. Tanrı biliyor, bunu ben istemedim. Her şey için Rey'i suçluyorsunuz. Üzgünüm, geciktik. Bayan öğretmene sınıfın temizliğinde yardım ediyordum. Oha! Peki o zaman başlayabiliriz. Acemi, fide derecen nedir? Rating mi? Rating mi demek? Daha önce hiç satranç oynamadım, sanırım hiç. İşte bu. Yine mi? Amber oyun hakkında hiçbir şey bilmeyen tüm yakışıklı çocukları toplamaya mı karar verdi? Ama görevime ciddi bir şekilde yaklaştım ve çok fazla pratik yapıyorum bilgisayarla. Bu arada bu oyunu oldukça eğlenceli buldum. Ülkemdekinden farklı olarak tek bir hareket çizgisi blöften çok hesaplamalara güvenmenizi sağlıyor. Bu oyun mantık ve hesaplama için tasarlandıysa eğitime ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Birisi canavarı uyandırdı. Şimdi başlayacak. Öfkeden nefesi kesilen kız tahtayı bir gümbürtüyle açtı. Bariyere. Sahip olduğu nazıcık gururu da elinden almak utanç verici olurdu ama madem bu kadar isteklisin. Bahse giriyoruz beyler. Kızıl kıza bahse girerim. Taşlar tahtanın etrafında zıplıyordu. Kız çok agresif oynarken Akira daha çok savunmadaydı. Şahmat. Nasıl yani? Rövanş mı? Daha sonra ağlama. 10 dakika bile geçmeden. Şahmat. Bu nasıl olabilir? Satrançta milyarlarca kombinasyon var. Hepsini hesaplayamazsın. Bu bir tecrübe ve nasıl oynanacağını bilme meselesi. Rövanş.
Odadaki atmosfer ısınıyordu. Hadi daha iyi. Rey seninle oynayacak. Seninle oynayacağım. Bu bir merhamet mi? Buna ihtiyacım yok. İkimiz de acemiyiz. Bu yüzden ikimizin de biraz pratiğe ihtiyacı var. Satrancın ana kuralı. Daha iyi olmak için daha güçlü bir rakiple oynaman gerekiyor. Şu anda benden mi yoksa kendinden mi bahsediyorsun? Ay bu Akira'nın kızgın mimiği de çok kötü. Aslında ana kural dokunursan hamle yap. Sıkıcı. Başlıyoruz. Sen beyazların tarafındasın. Taşlar tahtada yavaşça ilerliyor. Akira'nın parlak bir hafızası vardı. Ve April'dan az önce izlediği teknikleri kullandı. Ama Amber öndeydi. Kızıl saçlıdan zaten birden fazla darbe almıştı. Bu yüzden onları nasıl savuşturacağını biliyordu. Ve işte oyun sonu. Yine yenilgi mi? Haha. Bunu beklemiyordum. Sanırım başkalarına zarar vermeden kendini gerçekleştirebileceğim bir yol bulduk. İtiraf etmeliyim ki bu beni çok eğlendirdi. Ve eğer bu sadece yerel seviyedeyse o zaman şampiyonlarınızla savaşmak için sabırsızlanıyorum. Bir dahaki sefere hazırlanacağım. Ah doğrudan kalbe yine. Onun nesi var? Yaraya tuz bastı. Birkaç yıldır davetli konuklarla bir turnuva düzenlemek için uğraşıyor ancak kendisine bunun için bütçe verilmiyor. Rezalet. Hemen müdüre gidip onu alacağım. Eğer spor için para varsa eğitim için de para olmalı. Toplum uyumlu bir şekilde geliştirilmeli. Ve prens başını gururla kaldırarak durumunu müdüre iletmek üzere yola koyuldu. 5 dakika sonra. Hiçbir şey anlamıyorum. Diplomatik olarak elimden geleni yaptım. Her zamanki gibi ikna ediciydim. Ve sadece omuz silkti ve para yok dedi. Biz ıssız bir yerde küçük bir okuluz. Tabii ki hiç paramız yok. Ve yerel halk için spor izlemek çok daha eğlenceli. Doğru. Dışarıdan bir şekilde para çekmemiz gerekiyor. Bunun için de büyük ustaların ilgisini çekecek bir şeye ihtiyacımız var. Yıldızların yolu. Belki de ama hayır, garip olabilir. Tuhaflık fikrini anlamaya başlamana sevindim ama şimdi hava atmanın sırası değil. Satranç kurallarınıza uyum sağlamak zorunda kaldım. Ama belki de büyük ustalara bir bulmaca verip onlara uyum sağlamaya zorlayabiliriz. Uzaylı satrancından mı bahsediyorsun? Benim için satrançlarınız uzaylı ama genel olarak evet. Ayrıca onlara avantaj olarak deneyimim olacak. Prens kulübe yeni kuralları ve teklifini anlattı. Kulağa ilginç geliyor. Peri masalı satrancı şu sıralar moda, işe yarayabilir. O zaman işe koyulalım. En iyi ustalara meydan okuyalım. Gecenin geri kalanını mektuplar yazarak ve ulaşabildikleri herkese meydan okuyarak geçirdiler. Ayrılmadan önce arkasını dönen Amber, April'ın tahtasını unuttuğunu fark etti. Koleksiyonluk satranç, basit satranç. Bekle, bir şey unuttun. Oh, biliyor musun? Sende kalsın. Ne? Neden? Sen geldiğinden beri hayatımda bir sürü güzel şey oldu. Sanırım sana teşekkür etmek için en azından bunu yapabilirim. Dersten sonra grup nihayet bir araya geldi ve Amber yerleşik bilgisayarla geliştirmek için çok çalıştığı planı ortaya koydu. Bu benim standartlarıma göre bile çılgınca. Ay bu kızın saçı sonunda güzel olmuş. Her şeyi anlıyorum elbette ama bunu anlayamıyorum. Her neyse. Hadi ama çocuklar, bu asayı şarj etmek için tek şansımız. Bir nükleer santrali işgal etmekten bahsediyorsun. Nükleer. Tam olarak işgal sayılmaz. Daha çok turdan biraz uzaklaşacağız. Bu arada bunu zaten organize ettim ve Miranda'nın okulu içinde aynı günde bir sürü belgede sahtecilik yapmak zorunda kaldım. Amber tatlım, bunun gibi şeyler önceden konuşulmalı. Ama dürüst olmak gerekirse Amber bu anı böyle hayal etmemişti. Arkadaşlarının onun bu davranışından çok etkileneceğini umuyordu. Gergin atmosfer hayvana da baskı yapıyordu. Birkaç riskli işi başardık diye şimdi daha da tehlikeli maceralara atılmak zorunda değiliz. Oha herkes bize karşı çıkıyor. Son savaşı zar zor atlattık ve tek düşünebildiğim sizi riske atmadan işleri nasıl halledebileceğimdi. Belki de pervasız bir örnek verdiğim için benim suçumdur. Ama bu şimdi hatırlamaktan utandığım bir hataydı. Amber'in gözleri yaşardı. Bunu uzun zamandır düşünüyordu. Kendi ilk operasyonunun hakkında ve işte böyle. Tüylü şey onun kollarını atladı ve burnuyla gözyaşlarını sildi. Affedersiniz. O anda Amber yerin dibine girmek istedi. Arkadaşlarını ve onların güvenliğini hiç düşünmemişti. Kim araya girecek? Jacob. Biz gidiyoruz. Neden bu kadar eminsin?
Başka seçenek yok. Yapılması gereken bazı şeyler var. Evet, riskli ve bunun başka bir yolu yok. Hayatın değiştiği gerçeğine alışmalıyız. İnsanlar her gün risk alıyor. Bir yerlerde savaş var. Birileri yabancı bir ülkede birilerinin hayatını değişti. Tıpkı bizim gibi. Ve böyle anlarda hareketsiz durmak ölmekle aynı şeydir. Ve ben ölmeyeceğim. Pozisyonumu değiştiriyorum. Jacob'un tarafını tutuyorum. Gerçek bir savaşçının sözleri. Odada ağır bir sessizlik vardı. Peki o zaman. Prens arkadaşlarına baktı. Hadi işi kolaylaştırmayalım. Fikrini bu kadar çabuk reddettiğim için özür dilerim Amber. Sanırım her şeye rağmen haklıydın. Aslında bu planı birlikte yaptık. Yani bana da aferin. Biri beni övsün. Ay bilgisayar bile trip atıyor. Aferin sana. Ona öp, bir hediye sözü verin. Bir yürüyüş planlayın. Her şeyi hallettikten sonra dışarı çıkmanı ayarlamamız gerekecek. Bagajda senin için bir izleme alanı oluşturacağız. Ve sana etrafı gezdireceğiz. Böylece koruduğun güzelliği görebilirsin. Bu çok insani. Odadaki atmosferin hafiflediğini hissederek metamorf canlandı ve odayı dolaşmaya başladı. Neden bu kadar mutlusun? Ne yazık ki bu sefer seni alamayız. Hayvan istasyonunda çok fazla dikkat çekecek. Bu da hep üzülüyor ya, dışlanıyor. Pekala, yarın görüşürüz o zaman. Ülke tarihindeki en cesur operasyona kadar. Hatırlatma. Grup eve dağılmaya başladı. Ray, bugün için özür dilerim. Aşırı tepki verdiğimi biliyorum. Sorun değil, sen doğru olanı yaptın. Aç gözlü olan bendim. Hepimizi kurtarmış bile olabilirsin. Hadi ama. Bu arada artık az çok düzgün bir evim var. Bu gece benimle kalmak ister misin? Evet, bu konuda. Ailem dışarı çıkmam konusunda endişelenmeye başladı. Karşılığında endişelenmem gereken bir şey var mı? Bir sonraki akşam yemeğinde onları etkilemeyi başarırsan ve en normal erkek arkadaş olduğunu kanıtlarsan yok. Tanrım, bunu söylediğimde bunun bir fiyasko olacağını biliyordum. Merak etme prensesim. Prensesim mi? Seni doğuran insanlar benden hak ettikleri saygıyı görecekler. Tam bir fiyasko. Ertesi gün. Ya sanki bu daha iyi. Çorapları görene kadar. Evet, hadi birbirimize yaklaşalım. Daha sıkı. Bugün büyük gün. Ne kadar şanslı olduğumuzu tahmin bile edemezsiniz ve bunun ne kadar nadir olduğunu. Alev, keşke daha da nadir olsaydı. Örneğin mezuniyetimden sonra. Merhaba, endişeleniyor musunuz? Ben evet. Kızım, evet sen, sarı saçlı olan. Seni hatırlamıyorum, bizim grupta değilsin. Evet, görünüşe göre küçük bir aksaklık var ve okulumuzun da bugün bir gezisi var. Ama ben size katılmaya karar verdim çünkü yüzünüz bana daha zeki görünüyor. Bu çok hoş tabii ama benim grubumda sadece gerizekalılar var ama sizinki çok dostça ve hoş. Daha önce hiç bu kadar yanılmadı. Seni görünce zaten geri gider, şu bakışa bak. Pekala, başlıyoruz. Vay, ne güzel bir yer. Sıradan teknik koridorlar. Şaka mı yapıyorsun? Ne çevre ama, şu köşeden fırlayan bir canavarı hayal edebiliyorum. Herkesin dikkatine. Bugünkü tur güvenlik müfettişi Bay Kurtz tarafından yönetilecek. Bu kimdi? Tanıdık geldi şu an. İyi günler çocuklar ve oğluma özel bir merhaba. Merhaba şampiyon. Ne kadar utanç verici. Pekala, nükleer enerjinin macera dolu dünyasında benim için beklenmedik de olsa büyüleyici bir yolculuğa çıkalım. Aa, burada bir canavar var. Ah tanrı aşkına, bunların hepsi çizgi film. İstasyonda hiç Güvenlik, istasyona bir rakun girmiş. Daha çok rakun köpeği gibi ya da kırmızı bir panda. Ayrıca radyoaktif mavi. Tahmin etmeliydim her seferinde. Korkmuş hayvan kompleksin koridorlarının derinliklerine koştu. O sadece seni çok seviyor. Pek hareket etmiyor. Çok zeki. Belli ki hayatında aktivite eksikliği var. Evet anlıyorum ve bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Onunla yürüyüş yapmak gibi mi? Bunun ne kadar büyük bir çile olduğunu biliyorsun. Geçen sefer ev temizleme ürünü bölümünde ortalığı karıştırmıştı. Bu bize epey pahalıya patladı. Şimdi 5 çuval deterjanla ne yapacağımı bilmiyorum. Merak etmeyin. Bu yaratığı yakalayacak harika bir güvenliğimiz var.
Devam edelim mi? Sonunda burada olduğuma inanamıyorum. Başta direndim bile. Peki burada ilginç ne gördün? Bazı ampuller, oklar. Anlamıyor musun? Burası istasyonun kalbi. Gücünü hissetmiyor musun? Hayır. Jacob, hadi beni destekle. Boş ver. Ve şimdi size nükleer döngüden bahsedeceğim. Enerji santralinin prensipleri üzerine pek de heyecan verici olmayan bir ders başladı. Bir dakika. Nükleer bölünmeler suları kaynatmak için mi kullanıyorlar? Akıl almaz bir kaynak israfı ve görünüşe göre sizde farklı mı? Tabii ki öyle. Bu radyasyon. Radyasyon. Plazmada ustalaşmaya çalıştığınızı okumuştum ve sizin çok daha gelişmiş olduğunuzu sanıyordum. En azından dev bir uranyum kazandan daha gelişmiş. Sanırım plazma torusunda su kaynatamayacaklar. Evet, bu yüzden patlayıcıları itmek için hemen antimaddeye geçecekler. Bu da buharı borulardan geçirecek. Ayağına basmak. İşte bu incitti. Ay, bu arada acıttı. Şey, özür dilerim. O kadar az gelişmişim ki duygularımı ancak bu şekilde gösterebiliyorum. Oo, ne laf söyledi. Tamam. 10 saniyelik hazır olma süresi. Şimdi bir tahliye alarmı verilecek. İleride yapılacak bir araştırma bunun bir sistem arızası olduğunu ve herhangi bir tehlikenin mevcut olmadığını gösterecektir. Kargaşa sırasında kilitli kapıları devre dışı bırakacağım ve her şey için 20 dakikanız olacak. Bu yeterli olacaktır. Ve bu yüzden nükleer enerji şu an için en çevresel ve en güvenli. Ve alarm. Hepimiz öleceğiz. Radyoaktif toz bizi içten kavuracak. Canınızı kurtarın. Bir olan oldu. Lise öğrencilerinden oluşan kalabalık her yöne dağıldı. Panik yapmayın. Güvenlik görevlisi bizimle. Nereye gideceğimizi çok iyi biliyor. Biliyor değil mi? Bu adamın bakışlarında da hiçbir şey yok gerçekten. Kargaşadan faydalanan grubumuz kaybolmayı başardı. Vay be, ikinci aşama saat gibi işledi. Ana kısma geçelim. Ursula sırt çantasını hışırdattı. Ben hazırım. Fizyolojim yüksek dozda radyasyona dayanmamı sağlıyor. Ve orada asa her şeyi kendisi yapacak. Harika. Her ihtimale karşı gözetleme sistemlerini izleyeceğim. Sana kapıya zarar vermeden nasıl açacağını göstereceğim. İyi şanslar. Arkadaşlar silahşörce kollarını çaprazladılar ve onları kırarak yerlerine gittiler. Buradayım. Her şey plana göre gidiyor. Asa enerji almaya başladı. Koruma silahı çubuklara mümkün olduğunca yaklaştırdı. Ne? Bu da ne? Bunun sadece sahte bir alarm olduğunu söylemiştin. Ve sonra hoparlörler konuşmaya başladı. Tamam, beni duyuyor musun? Ay geldi baş belası. Sizin iğrenç yapay zekanız yardım etmeyecek. İstasyon artık benim kontrolümde. Yine mi o? Nereden bildi? Seni zavallı saf çocuk. Şöyle diyelim. Bilgi almak için bazı yöntemlerim var. Örneğin zekam ve olayları tahmin etme yeteneğim. Ne istiyorsun? Geçmişte bizi yakalama girişimleri senin için bir fiyaskoya dönüştü. Buna itirazım yok. Yanlış hesaplamalar oldu. Ve teknolojinizi tam olarak anlamıyorum. Ama bu asanın özelliklerini inceledim. Ve gördüğünüz gibi sizi böyle bir silahla bırakmak dünyalıların çıkarına değil. Bu yüzden bir anlaşma öneriyorum. Sopanızı reaktörün çekirdeğine bırakıyorsunuz ve evlerinize gidiyorsunuz. En azından bir dahaki sefere size ihtiyacım olana kadar. Hey, anlaştığımız bu değildi. İşte bu yüzden sizi sevmiyorum gerizekalılar. Adamlarını topla ve etraflarını sar. Ah evet. Nerede kalmıştım? Ah evet, silahlarınızı bırakın ve gitmekte özgürsünüz. Asla. Bakalım buna nasıl tepki vereceksin? Bu arada harika bir deney olacak. Doc birkaç düğmeye basarak reaktörün aktivitesini kat kat artırdı. Ne oldu? Bakalım ne kadar dayanabileceksin. Olan yine Ursula'ya oluyor sanırım. Hayır. Arkadaşlarını bu tuzağa sürükleyenin kendisi olduğunu anlayan Amber panik içinde kıvrandı. Ve bölümün de sonuna geldik. Kısa bir bölüm olmuş. Zaten 5-6 bölüm sonra final de olacak ama neyse. Bir sonraki güncelleme görüşene kadar kendinize iyi bakın.